5-10 santime kadar hata çıkarken bundaki hata oranları milimetrik boyutlu oluyor. Tarihi binalarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yaptığı açıklamada, şehrimizde bulunan tarihi binalarla ilgili çalışmalarımız belediyemiz KUDEP Servis tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Çalışmalarda son teknoloji makine ve ekipmanlar kullanılacak olup, bu ekipmanlar sayesinde bu yapıların hızlı, doğru ve hassas bir şekilde ölçümlerinin yapılması sağlanarak, mimari ön cephe ve diğer kısımlarla ilgili bilgiler hatasız bir şekilde elde edilmektedir, dedi. Kamil Saraçoğlu, belediyemizce ilimiz merkezinde özellikle işlek caddeler üzerinde bulunan ve tehlike arz eden metruk durumdaki yapıların röleve projesinin hazırlanma çalışmasına başlanılmıştır. Bu kapsamda 10 adedi özellikle yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu bir tarafı pirler, diğer tarafı da Cemalettin Mahallesi sınırları içerisinde kalan Meydan Caddesi'nde 2 adedi İstiklal Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi ve 2 adedi de Sultanbağı Mahallesi, Sultanbağı Caddesi'nde olmak üzere toplam 14 adet tescilli yapının röleve projelerinin hazırlatılması hedeflenmektedir. Bu yapıların röleve projelerinin hazırlanması sayesinde bunların belgelenmesi ve restorasyon uygulamasının yapılabilmesi veyahut da yıkım izninin alınabilmesi noktasında ilk ve en önemli adım atılmış ve belirli bir aşama kaydedilmiş olacaktır, dedi. Kütahya'nın tarihi dokusuyla ilgili çalışmalarından size kısaca bilgi vermek istiyorum. Geçen günlerde basınımızda da çıkan haberle ilgili Kütahya'daki metruk yapıların işte yolları da çevrede insanlarımıza zarar verdiği, yıkım durumuna geldiği fakat önlenemediği bir şekilde bir haber çıkmıştı. Tabii ki bu metruk binaların bir şekilde şahıslara ait. Dolayısıyla büyük bir kısmı da hisseli olarak bunlar tapuda işlem görmekte. Hisselerin tabii bir araya gelmesi bunların çözümü noktasında önemli sıkıntılar da oluşturuyor. Tabii ki biz Kütahya Belediyesi olarak o hissedarlardan yetki almadan ya da Anıtlar Kurulu'ndan yetki almadan bir çalışma yapmamız çok zor. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu şekilde olan şehrimize sıkıntı veren, vatandaşlarımıza gidiş gelişlerinde sıkıntı veren ve kötü bir görüntü oluşturan bu binaların rolevelerini alarak bunları bir şekilde yani yıkım aşamasına gelme konusunda ya da işte restorasyon noktasında gelme konusunda ilk adımı atma noktasında adım attık. Ve Anıtlar Kurulu'yla yaptığımız ilk görüşmede şunu teklif ettik. Biz dedik ki bu eserlerle ilgili, tarihi konaklarla ilgili, evlerle ilgili öncelikle tabii rölevelerin çıkarması. Tabii bunu öncelikle buranın mülkiyeti kim aysa onların çıkarması gerekiyor. Biz öncelikle onlara yazı yazılması yani rölevenin yapılması noktasında yazı yazılması ama mülk sahibi, mal sahipleri, hissedarlar eğer bu röleveyi harcayacak parayı ya da röleveyi yaptıracak imkanı yoksa bunu biz belediye olarak, Kütahya Belediyesi olarak bunları üstlenmeye hazırız. Bunları biz yaptıralım ve binanın ya da işte konağın restorasyonuna geçirme noktasında da biz o şekilde hareket ederek bunları hem ayakta tutmanın hem de rölevelerini çıkararak en azından belgeleme konusunda önemli bir çalışmayı başlattık. Bunlarla ilgili geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 3 tane böyle tehlike arz eden yerleri Anıtlar Kurulu'na izin alarak yıkmıştık bunları ve bu çalışmanın devam ettiğini ben söylemek istiyorum. Bu noktada bizim özellikle ilimizin merkez caddelerinde ya da işlek caddelerinde bu şekilde tehlike arz eden hakikaten çok sayıda binamız var. İlk etapta biz bunların yaklaşık 10 adetinin rölevesini inşallah bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Ve bundan sonra da bu çalışmalar devam edecek. Bunlar nereleri? Bunlar özellikle taşı trafiğin çok yoğun olduğu alanlarda. Bir tarafı işte Pirler Mahallesi, bir tarafı da Cemalettin Mahallesi'nde olan ve Meydan Caddesi'nde olan yerlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İşte bunların 2 adeti İstiklal Mahallesi'nde, Ertuğrul Gazi Caddesi ve 2 adet de Sultanbağı Mahallesi, Sultanbağı Caddesi'nde olmak üzere toplamda 14 adet tescilli yapının röleve projelerinin hazırlatılmasını hedefliyoruz. Bu röleve hazırlanması sayesinde bunların hem belge şekilde bizim belediyemizde elimizde bulunacak ve restorasyon uygulamasının yapılabilmesi yahut da yıkım izninin alınabilmesi noktasında ilk ve en önemli adımı atmış bulunuyoruz. Ve bu şekilde çalışmalar devam ederek inşallah
yaklaşık Kütahya'da bulunan 400 civarında tescil eseri de bu şekilde yavaş da olsa harekete geçirmenin, onları tescillemenin, rölevesinin almasının adımını atmış bulunmaktayız. Bunun yanında biz Kütahya Belediyesi olarak özel idaresi ve üniversiteyi de iş adamlarımızla bu işin içine katarak bu tarihi değerli konaklarımızı, eserlerimizi hayatiyet vermek, onların içinde insanların yaşayarak bir yaşam alanına getirmek istiyoruz. Bu manada bu kurumlara özellikle önemli görevler düştüğünü ben söylemek istiyorum. Aynı zamanda bunların konakların sahipleri ya da mülkiyet sahiplerinin de bu konuda eğer kendileri böyle bir çalışma yaparlarsa, biz bu konağımızda yaşamak istiyoruz, ayağa kaldırmak istiyoruz diyorlarsa, biliyorsunuz TOKİ'nin de bu anlamda 125 bin liraya kadar uzun vadeli 5 yıl ödemesiz desteği var. Bunu da burada sizin aracılığınızla söylemek istiyorum. Bu konaklar bizim Kütahya'mızın hakikaten önem verdiğimiz ve sahip çıkmamız gereken konaklar diye düşünüyorum. Ama hep birlikte bunun içine ticaret odasını da katabiliriz. Sahip çıkmamız gerekiyor.